Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez. O bir susma biçimidir. Yılmaz Erdoğan tiyatronun kapısından "Senden tiyatrocu olmaz" diye kovulduktan yıllar sonra ülkenin en verimli, en ünlü komedi fabrikatörü oldu. Hem yazdı, hem oynadı, hem de yönetti. Sadece komiklik yapmadı. Önceleri politik bir dili, ülkenin adaletsizliğine muhalif bir tavrı vardı. Ancak ticari alanı büyüdükçe daha az konuştu, daha çok sustu. Ben muhalif tribünün beni alkışlasın diye hiçbir şey yapmadım. 1967'de Hakkari'de doğdu. Öğretmen Nazım'la ev hanımı Süheyla Erdoğan'ın 3 erkek çocuğundan ortancasıydı. Doğduğum evde 2 dilde konuşulurdu. Babam öğretmendi. 7 yaşına kadar Hakkari'de yaşadı, ardından Ankara'ya göç ettiler. Ortaokul ve liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini kazandı. 3 arkadaş koca Mustafa Paşa'da bekar evi tuttu. Banyosu bile yoktu. 10 günde bir hamama gidip temizleniyorlardı. Yani banyosu olmayan zorlukta biri. Bir ara futbola merak sardı. Lisanslı oyuncu oldu ancak devamı gelmedi. Önce top yap sonra oyna yıllarıydı. Yılmaz Erdoğan'ın başka hayalleri vardı. Parasızlık yüzünden bu hayaller sık sık hüsrana uğrasa da adının hakkını vermeliydi. Tek kişilik gösterilerini ilk zamanlar ev arkadaşlarına sundu. Karşılığında bol alkış ve kahkaha aldı. Bu onu cesaretlendirdi. Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu gazete ilanıyla genç oyuncular arıyordu. Gitti, sınava girdi. Ancak Şensoy'un karşısında oynayamadı. Eli ayağına dolaştı. Ferhan Şensoy'un "Senden tiyatrocu olmaz" sözleriyle yıkıldı. Rezil ile rüşvayı oynadım ben. Ya orada hiç oynamadım. Yılmaz Erdoğan günler sonra yayıncı yazar Vedat Günyol'un araya girmesiyle Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda yer buldu. Şensoy, Yılmaz'ın yazdıklarını görünce onu kabul etti. Yılmaz Erdoğan inşaat mühendisi olacak biri değildi. Okulu ikinci sınıfta bıraktı. Babası bunu bir İstanbul ziyaretinde öğrendi. Oğluna kızdı, üzüldü, küstü, sonra kabullendi. Bize karınca gibi olun, Ağustos böceği gibi olmayın dediler. Bir dolandırıldık orada inceden. Yılmaz Erdoğan'ın Ferhan Şensoy'la yıldızı pek barışmadı. Orada fazla kalamadı. Aklına koymuştu. Kendi tiyatrosunu kuracaktı ama hiç parası yoktu. Yol yine mecburen baba evine çıktı. Hakkari'den satılan arazilerle 1988'de Gül Düşünürü tiyatrosunu kurdu. İlk oyun olarak da Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo sahnelendi ama kimse gelmedi. Sonunda kapattı. Olacak o kadar için metin yazarı arayan Levent Kırca'nın kapısını çaldı, hemen işe alındı. Politik taşlamaları ilgi çekti, bazen de oyuncu oldu. Sevgili seyirciler, sanırım programımız amacına ulaştı. 1991'de çekilen ve bir Kürt aşk efsanesini konu alan, Tarık Akan'ın da yer aldığı Siyah Bent'le Hece filminde kısa bir rolde oynadı Yılmaz Erdoğan. Ancak yapımcı Sener Turgut tutuklanınca film yarıda kaldı. Yıllar sonra tamamlansa da vizyona girmedi. Yılmaz Erdoğan 1992'de TRT'nin Umut Taksi dizisinin senaryosunu yazdı. Hem de Çaycı Halit'i canlandırdı. Hayır Halit, hayır. O günlerde Ferhan Şensoy'un bir oyununda anlatıcı olan Sanem Oktar'dan etkilenir, aynı dizide sevgili rolünü teklif eder. Çok geçmeden de dizi aşkı gerçek olur. 1993'te evlenirler. Kızı Berfin işte o günlerde bir aralık sızıverir aralarına. Çift 1998'de boşanır. Şeyin sonu hep bir şeyin başlangıcıdır. Tabii hep iyi şeyler olmuyordu hayatında. 90'lı yılların karanlığı ve faili güya meçhul cinayetler Yılmaz Erdoğan'ın ailesine de uzandı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı amcası Namık Erdoğan 9 Mayıs 1999'da Ankara'dan kaçırıldı. 3 gün sonra cesedi Kırıkkale yakınlarında bulundu. Faili meçhul olarak etiketlenen bu cinayetle ilgili 10 yıl sonra Susurlukçu eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'dan itiraf geldi. Kimlerle beraber o cinayeti işlediğini açık açık söyledi ancak adalet ve yargı buna rağmen işlemedi. Yılmaz Erdoğan, Kayıp Kent'in Yakışıklısı şiirini işte o amcası için yazmıştı. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da yakışıklıydı. Yasemin Yalçın Tiyatrosu için yazdığı
Kadınlık Bizde Kalsın ve Haşlama Taşlama oyunlarının ardından Yılmaz Erdoğan, Necati Akpınar'la 1994'te komedi sektörünün kaderini değiştirecek kararı verdi. İçerisinde farelerin cirit attığı Beşiktaş'taki eski Mıstık sinemasını bir komedi ve eğlence merkezine dönüştürdüler. Paraları yetmedi, tefecilerden borç alıp Beşiktaş Kültür Merkezi'ni kurdular. Yani ben en düştüğüm yerlerde benim adım Yılmaz diye kalkmışımdır yani. Yılmaz Erdoğan artık kendi ayakları üzerindeydi ve kalemini istediği gibi kullanabilirdi. Çok geçmeden de bu özgürlüğün meyveleri daldan düşmeye başladı. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü? Oto Gargara gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, sahneledi. Büyük beğeni alan Yasemin Cen'in Sürahi'nin'e tiplemesi de onun eseriydi. O yıllarda peş peşe özel kanallar kuruluyordu. Yılmaz Erdoğan'a bir televizyon projesi hazırlaması teklifi götürüldü. İşte Türkiye Bir Demet Tiyatro'yla, Mükremin ve Lütfiye Çıtır'la böyle tanıştı. İlk bölümlerde reyting çok kötüydü. Tam yayından kaldırılması düşünülürken 7. bölümde hak ettiği noktaya geldi. Başlangıçta Mükremin yoktu, sonradan girdi yapıma. Delikanlı tavırları, olaylara bakış açısı beğeni aldı. Böylelikle tefecilere olan borç da kapatıldı. Babası Vietnam'da şehit olmuş. Bir Demet Tiyatro'nun televizyon serüveni yaklaşık 12 yıl sürdü. Artık yeni bir şeyler söyleme zamanı gelmişti. Herkes Yılmaz Erdoğan'dan artık bir sinema filmi bekliyordu. 2000 yılında kolları sıvadı. Günümüzde yıldızlaşan çok sayıda oyuncunun yer aldığı Vizontele filmini çekti. 2001'de vizyona giren yapım o yılın en çok izlenen filmi oldu. 90'lı yıllarda krize giren yerli sinema bu sayede yeniden ivme kazandı. Bu başarı özellikle komedi yapımlarının önünü açtı. Meşhur tiyatrocu, yazar, artist, komedyen, filmci, şair Yılmaz Erdoğan. 2004'te Vizontele'nin devam filmi, 2005'te organize işler geldi. Neşeli Hayat, Kelebeğin Rüyası, Ekşi Elmalar'la sinema yolculuğuna devam etti Yılmaz Erdoğan. Bazen de Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı. Yurdum sevmek maceradır. Öyle güzeldir ki çünkü onu sevmek marifet bile sayılmaz. Beşiktaş Kültür Merkezi zamanla bir tiyatro okuluna dönüştü. Orada yetişenler Çok Güzel Hareketler, Güldür Güldür'le hem televizyona iş yaptı hem de yine aynı mutfaktan çıkan birçok komedi yapımını besledi. Bu kadar çırak yetiştirdim. Çok azı yazmaya devam ediyorlar. Çünkü zor. Yılmaz Erdoğan ana dili Kürtçe olsa da kendisi adeta bir Türk dili ustasıydı. Şiir kitapları, kelimeleri, dil oyunları ve devrik cümleleri şiirleştirmesiyle başarılı bir kelime ustası oldu. Zamanında kaç sevgili, kaç kalbi kırık onun dizelerine sarıldı. Birilerinin onları sevebilme ihtimaliyle avundular. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Yılmaz Erdoğan ilk dönemler Ahmet Arif'in etkisinde kaldı. Belki de bu yüzden 90'larda şiirlerinde, hikayelerinde daha çok politik dokundurmalar, doğduğu coğrafyaya dair taşlamalar, betimlemeler vardı. Ben doğuştan antibiyotik birisiyim. Ben her şeye muhalif birisiyim. Türk Dil Kurumu'na inat bir dille, paltosuna otlu peynir kokusu sinen babaları, toprak damlı evlerde yaşayan insanları anlatıyordu. Kendi deyimiyle biraz solculuk oynuyordu o yıllarda. Bazen de sokağa çıkıyordu. Örneğin 90'ların simge olaylarından biri olan Manisalı Gençler davasında o da adliye kapısındaydı. Ne bir siyasi bağlantım olmuştur, ne örgütsel ne partisel bağlantım olmuştur. Dolayısıyla ben böyle birisi değilim. Zaman değişti. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm diyen Yılmaz Erdoğan, oyun yazarlığından başka bir koltuğa sıçradı. Cirosu 500 milyon doları aşan komedi sektörünün en büyük fabrikatörü oldu. Bu yüzden mi bilinmez artık siyasi, sosyal konularda daha temkinli, daha ketum. Ben muhalif tribünün beni alkışlasın diye hiçbir şey yapmadım. Gelen tepkilere ise bazen sessiz kalıyor, bazen cevap veriyordu. Eskiden beri muhalif görünüp sonra o kitleyi dolandırmış gibi görünmekten şikayetçiydi. Hani sanki muhalif görünüp dolandırmışım edalı bazı yazılar çıkıyor. Bana kimsenin böyle soracak bir hesabı yoktur. Alnımın teriyle kazandığım paradan da utanacak değilim. Yılmaz Erdoğan 2022'de sinema alanında verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülünü de bu tartışmaların gölgesinde aldı. Sosyal medyada adeta linç edildi. Belki de bu yüzden son röportajlarından birinde sitemini açıkça belli ediyordu. Komedinin eski tadı yok. Çünkü insanlar ciddileşti, diyordu. Biz şu yüzden battık. Biz birbirimizi sevmeyi beceremedik.
Yılmaz Erdoğan'ın dokunduğu herkes neredeyse ünlü oldu. Bazıları ise hayatının rolünü onun sayesinde oynadı. Örneğin bazı filmleri çok eleştirilen Cem Yılmaz'ın efsaneler arasına giren rollerinden ikisinin mimarı Yılmaz Erdoğan'dır. Vizontele'de fenomenleşen müteahhit fikri ve organize işlerdeki dayakçı Müslüm karakteri Cem Yılmaz'ın en iyileri arasında. O rollerin yazarı da yönetmeni de Yılmaz Erdoğan. Başarı mutluluk getirmiyor. Olsunsa mutluluk belki başarı getiriyor. Yılmaz Erdoğan her ne kadar komedyen olsa da eserlerinin çoğunda hüzün vardı. Örneğin Bir Demet Tiyatro'da kahkahaların ardından herkese bir anda lise son sınıfın son cumasının ince kederi çökerdi. Ya da Vizontele'de neşeli bir sahne, ekrandan yansıyan Rıfat'ın ölüm haberiyle herkesi hüzne boğuyordu. Tıpkı hayat gibi, kederle neşe bir aradaydı. Trajik tonlarla komik tonların uçları acayip birbirinden uzak ama birdenbire de birleşiyorlar işte yani. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında adı dönemin çok sayıda ünlü mankeni ve güzeliyle aşk dedikodularına karışan Yılmaz Erdoğan, ikinci ve son evliliğini 2006'da Belçin Bilgin'le yaptı. Bu birliktelikten 2010'da Rodin adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Ancak çift 2018'de boşandı. Son yıllarda İstanbul'dan uzak bir hayatı tercih eden ve Köyceğiz'de çiftlikte yaşamaya başlayan Yılmaz Erdoğan, eskisi gibi olmasa da yazmaya, üretmeye devam ediyor. Yani ben şu dizenin de şairiyim. Hayat hızlı bir ölme biçimidir. Yılmaz Erdoğan, gençliğinde tiyatronun kapısından "Senden oyuncu olmaz" diye kovulmuştu. Şimdi yazar, yönetmen, yapımcı ve oyuncu olarak sektörün en güçlü isimlerinden biri. Çokça güldürdü, eğlendirdi, bazen de hüzünlendirdi. En üretken çağları geride kalsa da milyonlar halen onun yazıp yönetme ihtimalini seviyor. Yaralarına değince çok uzaktan tanımadığım bir dostun melhemi, göz pınarlarına taşınca memleket, yurdun sevmek maceradır. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.